Hadi biraz manyerist heykelcilikten bahsedelim. Daha önce manyerist resimde anlattığımız özelliklerin aynısı heykel için de geçerlidir. Yani zarif, karmaşık, gizemli, sofistike, şık ve sanatçının hünerlerini sergilemesine olanak sağlayan. Bu stilin harika bir örneği yaklaşık 1545-1554 seneleri arasında yapıldığı düşünülen Benvenuto Cellini'nin Perseus isimli bronz heykeli. Heykel ilk olarak yapıldığı yerde, yani Piazza della Signora'da girişin karşısında belediye binasının hemen yanındaki avluda bulunuyor. Konumu anlam açısından çok önemli. Birazdan bahsedeceğiz. Bu heykeli Dük 1. Cosimo yaptırmıştı. Cosimo de Medici, 16. yüzyıl Floransa'sını yöneten Medici düklerinin en güçlü ilk düküdür. 1530'larda yönetime geliyor ve yüzyılın sonuna kadar hükmediyor. Bence konuşmamız gereken ilk şey heykelin konusu. Bu Yunan ve Roma mitolojisinden bir figür olan Perseus'un heykeli. Perseus, korkunç canavar Medusa'yı yenen bir kahraman. Medusa ise korkunç büyücü kadın. Çok çirkin ve kafasında saç olarak yılanlar var. Ona bakan kişilerse taşa dönüşüyorlar. Tabii bu şekilde doğmamış. Medusa aslında çok güzel ve çekiciymiş. Ama Zeus'u baştan çıkarmaya çalıştığı için Zeus'un karısı Hera ona bakanları taşa dönüştürmesi için büyü yapmış. Hikayenin sonrasında Athena Perseus'a adeta bir ayna olan pasparlak cilalı bir kalkan veriyor. Tanrı Merkür, namı diğer Hermes, ona onu uçuracak kanatlı şapkasını ve sandaletini veriyor. Ve Perseus, Medusa ile savaşmaya gittiğinde kalkanını Medusa'ya karşı tutuyor ve kendi yansımasını gören Medusa bir anda taşa dönüşüyor. Perseus daha sonra başka bir canavarla savaşmaya gittiğinde ise Medusa'nın kafasını çıkarıp bu sefer o canavarı taşa dönüştürerek yeniyor. Bunların hepsini heykelde görebiliyoruz. Yani Perseus gerçekten de tanrılar tarafından kutsanmış, onlar tarafından yardım edilmiş bir figür. Kanatlı sandaleti ve işte kanatlı başlığı. Bu da tabii ki Medusa'nın kesilmiş kafası. Burada da kan fışkıran vücudu. Bu heykelin hikayesi ise şöyle. Cellini aslında Kral 1. Francis için Fransa'da çalışmaktadır. Ama daha sonra o zaman Dük Cosimo de Medici'nin yönettiği memleketi Floransa'ya gelir. Bu hikayenin birçok farklı versiyonu var. Ama kısaca Cellini Dük'e destekleyeceğiniz ve yapmamı isteyeceğiniz harika bir projem var der. Ve sonra Dük'e bu figürün kilden ve mumdan yapılmış çizim ve modellerini gösterir. Dük konuyu çok beğenir. Ancak kendini sanat erbabı sayarak fikri beğendim. Ama işe yaramayacak, yıkılıp gidecek. Daha da önemlisi, bronz döküm asla başarılı olmayacak, der. Bronz heykelin yapılma şeklini anlatayım önce. Bir iç, bir de dış kil kalıbı vardır ve bu ikisi arasında heykelin mum hali vardır. Daha sonra sıcak erimiş bronz içeri dökülür ve mumun olduğu her yer erimeye başlar ve mumun yerini bronz doldurur. Bronz soğuduktan sonra dış tabaka kırılır ve asıl bronz heykeli ortaya çıkar. Dük, Cellini'nin çizimlerine baktığında bu işe yaramayacak. Çünkü bir sürü farklı yöne bakan kısımlar var. Eller, kollar, ayaklar, kılıç. Bronz doldurulması gereken bu kıvrımlara o kadar hızlı akamaz. Yani dış tabakayı kırdığında heykeli tamamlanmamış bulacaksın der. Cellini bu fikirleri dinler ve şöyle cevap verir. Ben çok iyi bir heykeltıraşım. Bunun altından kalkabilirim. Siz sadece bana güvenin. Dükse, tamam başlayabilirsin. Ama seni uyarıyorum. Kendini küçük düşüreceksin der. Böylece Cellini işe koyulur. Kalıbı hazırlar. Gereken her şeyi ayarlar ve erimiş bronzu kalıba dökmeye başlar. Ancak çok geçmeden Dük'ün haklı olduğunu fark eder. Bronz tüm kalıbı dolduracak kadar hızlı akmamaktadır. Bunun için daha sıcak olması gerekmektedir. Bütün yardımcı ve hizmetçilerine evdeki tüm ahşap eşyaları kırıp ateşe atmalarını söyler. Böylelikle ateş çok daha sıcak olacak ve bronz da daha yumuşak ve hızlı akacaktır. Hizmetçiler söyleneni yapar ve işe yarar. Ancak bronz hala yeterince hızlı akmamaktadır. Bu sefer de etraftaki gümüş ve kalaylı eşyaları ateşe atarlar. Çünkü bunlar bronz karışımına akışkanlık sağlar.
nefeslerini tutup hepsinin soğumasını beklerler ve dış tabakayı kırdıklarında tüm heykelin tamamlanmış olduğunu görürler. Yani başarmıştır. Cellini hiçbir hata olmadan şekil vermesinin bir mucize olduğunu söyler. Dük'ün söylediği gibi hiç eksik bir kısım yoktur. Heykel tabanına oturtulduğunda hiç devrilmeden oldukça düzgün durmaktadır. Tüm Orta Çağ boyunca bronz döküm unutulmuş bir sanattı. Özellikle bu karmaşıklıkta bir şey. Evet, kesinlikle. Heykelin konusu çevreyle nasıl ilişkilendirildiği dışında bu heykelin bir anlamı da Cellini'nin harika bir heykeltıraş oluşudur. Bir başka deyişle konu aslında hemen hemen onun imkansız denileni başarmasıdır. İşte bu da onu tam bir manierist yapmaktadır. Bu sanatçının zor bir görevi üstlenmesi onun üstesinden gelmesinin bir ifadesidir. İnanılmaz bir ustalık. Ve bu ustalık sadece döküm aşamasında değil, aynı zamanda çok iyi cilalanmış ve bir sürü detay taşıyan yüzeyin tamamlanmasında da ortaya çıkar. Tabii ki bu da manierist çünkü dönemin baskın estetik anlayışına uyum gösteren oldukça esnek, şık, sportif ve ince formu var. Bu heykeli önemli yapan ikinci kısım onun konulduğu mekanla olan ilişkisidir. Daha önce söylediğim gibi bu heykel belediye binasının önünde, o zaman da birçok diğer heykelin olduğu Piazza della Signora'da duruyor. Bu fotoğrafta Perseus'un baktığı açıyı anlayabiliriz. Oradaki başka bir heykel, şu anda bir kopyası olan Michelangelo'nun Davut heykeli ve birkaç yıl sonra yerleştirilmiş Herkül heykeli. Bu iki figürde, yani Michelangelo'nun Davut'u ve Bandinelli'nin Herkül'ü, Floransa Cumhuriyeti'nin sembolleriydi. Kendinden daha güçlü bir canavar olan Goliath'ı yenen Davut, 1400'lerin başından bu yana Cumhuriyet'in sembolü oldu. Çünkü Tanrı onların yanında olduğunda zayıf ve iyinin nasıl güçlüyü alt edebileceğinin simgesiydi. Herkül de birçok yönden o rolü üstleniyordu. O da Tanrıların yardımıyla daha güçlü düşmanları yendiği için Cumhuriyet'in bir sembolüydü. Yani ikisi de gücün vatandaşlarının elinde olduğu bir demokrasi olan Floransa'nın sembolleriydi. Bu tarihi bağlamda Perseus figürünün konumu daha dikkatli olarak incelenmeli. Medusa'nın kafasını tutan Perseus'a baktığımızda ne görüyoruz? Ne olmuş? Davut'u taşa döndürmüş gibi sanki, değil mi? Cumhuriyet'in sembolü olan bu figürü taşa dönüştürmüş gibi. Özellikle Michelangelo'nun Davut'u tam da Cellini'nin Perseus'una ve Medusa'nın kafasına bakıyor gibi görünüyor. Herkül'de bakıyor denebilir ve sanki bu iki kahraman Perseus'un elinde tuttuğu Medusa'nın kafasına baktığı için adeta taşa dönüşmüşler gibi duruyorlar. Yani bir çeşit ustaca ve nükteli bir şekilde, aynı zamanda tipik bir manierist olarak ince bir şekilde Medici'nin Perseus heykeliyle Cumhuriyet'i temsil eden bu figürleri ve düşmanlarını bir kez daha yendikleri izlenimi oluşturulmuş. Bu oldukça komik, değil mi? Biz bu heykellere baktığımızda onların Rönesans'ın güzel figürleri olduğunu düşünüyoruz. Ancak arkasındaki bu politik anlamı unutuyoruz. O yüzden heykellerin tarihi bağlamlarını, konumlarını anlamamız gerekiyor. Tabii aynı zamanda oldukça güzel objeler. Bu da Herkül ve Davut gibi bakanların neden taşa döndüklerini açıklıyor aslında. Çünkü bir şey öyle güzel olur ki nefesinizi kesebilir derler. Sizi taşa dönüştürebilir. Seni yolunda durdurur ve taşa dönüştürür. Bakan biri güzellikle katledilebilir. Belki bu da taşa dönen bu figürlerin diğer bir anlamı olsa gerek. Sanatçının yetenek ve ustalığından öyle etkilenirler ki şaşkınlıktan dona kalırlar, taşa dönerler.